Enerji tasarruflu araçlara yönelik bir parça okuyacağız arkadaşlar. B1, B2 seviyesinde olacak. Bu parçamız öncelikli olarak bir defa daha önceki tecrübelerimizden ne kadar anladığımızı görmek maksadıyla açıklaması olarak okuyacağız. Sonrasında kelime, gramer ve anlam açısından detaylı analiz ederek bir defa da açıklama olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Energy efficient vehicles. Each year, 65% of the petroleum consumed in the world is used for transportation. As a result, vehicle emissions have become the leading source of air pollution today. However, recent advances in technology are helping increase fuel efficiency and reduce toxic substances which vehicles discharge into the air. One way to improve vehicle performance and at the same time reduce emissions is to make changes in the composition of petroleum-based fuels like gasoline and diesel fuel. Such new types of gasoline are developed using improved methods and they contain fuel additives to increase the oxygen content. This decreases harmful emissions such as carbon monoxide. Moreover, new diesel fuels which have lower sulfur contents or which are produced from clean-burning natural gas help vehicles with diesel engines achieve lower emissions. In addition to advanced petroleum-based fuels, researchers are rapidly developing alternative fuels such as electricity, ethanol, natural gas, and propane, which reduce or entirely eliminate harmful emissions. In the future, scientists will probably generate these fuels from renewable resources, for example, ethanol from corn or electricity from wind energy. However, this is not possible for some fuels, such as natural gas and propane. In an effort to increase fuel efficiency and to decrease air pollution, researchers are also making improvements in vehicle design, components and materials. Alternative fuel vehicles, AFVs, which can either alternate between two fuels or operate on a mixture of two fuels, are now available. In addition, recent developments in both AFVs and petroleum-based vehicles may double or triple the efficiency of current vehicles. Some of these new technologies include electric vehicles, which combine an engine with an electric motor and fuel cells, which produce electricity by converting a fuel into water. Two basic issues motivate the research into advanced fuels and vehicles. These are the dependence on imported petroleum and the increase in air pollution caused by vehicle emissions. Governments in many developed countries have set aside huge sums of money from their national budgets for research in these areas. Some governments have also passed laws to encourage businesses and individuals to purchase AFVs, although there is not much they can do about the existing old technology vehicles which people still use. In the course of time, however, everyone will be using AFVs as there will be no other type of vehicle on the market. Parçamız hakkında genel anlamda bir fikir edindikten sonra arkadaşlar şimdi parçamızı kelime, gramer ve anlam açısından detaylı analiz ederek açıklayarak okuyalım. Energy efficient vehicles, enerji tasarruflu araçlar. Each year, 65% of the petroleum consumed in the world is used for transportation. Her yıl tüketilen, consume tüketilen demektir, tüketilen petrolün %65'i dünyada ne yapılırmış arkadaşlar? Ulaşım için kullanılırmış. As a result, vehicle emissions have become the leading source of air pollution today. Sonuç olarak, as a result sonuç olarak demektir. Araç emisyonlarının yani araç egzozlarından çıkan gazların, dışarı salınan emisyonların, emisyonlar daha doğrusu, bu hava kirliliğinin, bugünkü hava kirliliğinin önde gelen kaynağıdır diyor. Kaynağı bulunmaktadır, kaynağı olmaktadır diyor. However, recent advances in technology are helping increase fuel efficiency and reduce toxic substances which vehicles discharge into the air. Fakat, burada however fakat anlamında kullanılıyor. Son zamanda teknolojideki, son günlerdeki gelişmeler ne yapıyormuş arkadaşlar? Enerji tasarrufunun artışına yardımcı oluyor diyor. Ve aynı zamanda toksik substansların, yani toksik maddelerin araçların havaya karıştırmış oldukları, discharge burada karıştırmış oldukları diyor. Araçların havaya karıştırmış oldukları neyin arkadaşlar? Toksik maddelerin azalmasına da yardımcı oluyor diyor. Sadece fuel efficiency'nin artışına yardımcı olmuyor yani. One way to improve vehicle performance and at the same time reduce emissions is to make change in the composition of petroleum-based fuels like gasoline and diesel fuel. Araç performansını geliştirmenin ve aynı zamanda emisyonları azaltmanın yöntemlerinden biri de, yani bir yöntemi de daha doğrusu neymiş arkadaşlar? Petrol bazlı yakıtlarda yakıtların kompozisyonu, yani bileşimi ve yapısında değişiklikler yapmaktır diyor. Bu petrol bazlı yakıtları da gazoline, yani benzin ve dizel fuel, dizel yakıt olarak da söyleyebiliriz diyor. Yani bunların bileşiminde değişiklikler yapmaktır diyor. Bir yöntem budur diyor. Such new types of gasoline are developed using improved methods and they contain fuel additives to increase the oxygen content. İlerlemiş metotlar kullanarak bu şekildeki yeni tip benzinin yeni tipleri geliştirilmektedir diyor ve they contain diyor, yani onlar içermektedir diyor. Onlar içermektedir diyor. Ne, yani bu yeni benzin türleri neymiş? Yakıt katkıları, katkı maddeleri içermektedir diyor. Ne maksatla yapıyorlarmış bunu? Oksijen içeriğini ne yapmak için? Arttırmak için. These decreases harmful emissions such as carbon monoxide. Bu durum zararlı emisyonları azaltmaktadır. Karbon monoksit gibi emisyonları azaltmaktadır. Moreover, new diesel fuels which have lower sulfur contents or which are produced from clean burning natural gas help vehicles with diesel engines achieve lower emissions. Bununla birlikte yeni dizel yakıtları, ki bunlar ne yaparmış arkadaşlar? Daha düşük seviyede sülfür içerikleri barındırılmış, sahip olurmuş yani bu yeni dizel yakıtlar. Aynı zamanda temiz yanan doğal gazdan üretilir bu yeni dizel yakıtları, ki bunlar ne yaparmış arkadaşlar? Help vehicles, yani araçlara daha düşük seviyede emisyon elde etmesine ne yaparmış arkadaşlar? Yardımcı olurmuş. Bu dizel motorlarla çalışan araçların daha düşük emisyon yaymasına yardımcı olur diyor. In addition to advanced petroleum-based fuels, researchers are rapidly developing alternative fuels such as electricity, ethanol, natural gas and propane which reduce or entirely eliminate harmful emissions. Bu gelişmiş olan petrol bazlı yakıtlara ilave olarak araştırmacılar hızlı bir şekilde alternatif yakıtlar geliştirmektedir diyor. Ne gibi? Elektrik gibi, elektrikle çalışma sistemleri gibi, etanol gibi, doğalgaz gibi, propan gibi, ki bunlar da ne yaparmış arkadaşlar? Tamamen azaltırlarmış. Neyi? Zararlı emisyonları tamamen elimine ederler veya azaltırlar diyor. In the future, scientists will probably generate these fuels from renewable resources, for example, ethanol from corn or electricity from wind energy. Gelecekte bilim adamları muhtemelen bu yakıtları yenilenebilir kaynaklardan üreteceklerdir diyor. Örnek verecek olursak etanolu mısırdan, elektriği de güneş enerjisinden elde edecektir diyor. However, this is not possible for some fuels such as natural gas and propane. Fakat bu bazı yakıtlar için mümkün değildir diyor. Ne gibi diyor? Doğalgaz ve propan gibi. In an effort to increase fuel efficiency and to decrease air pollution, researchers are also making improvements in vehicle design, components and materials. In an effort to bir şey yapmak amacıyla demektir arkadaşlar. Bunu birçok söyleme yöntemimiz vardır ama bu parçada gördüğünüz gibi in an effort to ifadesini kullanıyor. İşte bu şekilde okumalarla arkadaşlar böyle kelime hazineniz, bağlaç hazineniz gelişir. Bunları YDS'de, YDS sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza, YÖKDİL sınavına, YDT sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız için çok faydalıdır. Bununla birlikte IELTS, TOEFL gibi derslerin özellikle okuma parçalarında, bunun yanında yazma görevlerinde bunlar çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Sizi makale okuyarak bu şekilde bu sınavları da hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani yakıt tasarrufunu arttırmak maksadıyla arttırmak için ve aynı zamanda hava kirliliğini azaltmak için araştırmacılar ne yapıyormuş arkadaşlar? Yakıt dizaynında, araç dizaynında, araç bileşenlerinde ve araç malzemelerinde ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Gelişmeler de yapıyorlarmış. Alternative fuel vehicles yani alternatif yakıt araçları which can either alternate between two fuels or operate on a mixture of two fuels are now available. AFVs are now available. Şu anda alternatif yakıt araçları mevcuttur diyor. Ve bunu da which ile anlatıyor. Bu alternatif vehicles'lar nasılmış? Bunlar iki yakıt arasında alternatif, yani birbirlerinin alternatif olabilirler diyor. Ve aynı zamanda diyor veya ne yapabilirmiş arkadaşlar? İkisinin karışımı şeklinde de görev görebilir. Yani işletme yapabilir diyor. Bu araçlar AFV'ler diyor. Yani alternatif yakıt araçları bu şekilde de mevcuttur diyor. In addition, recent developments in both AFVs or petroleum-based vehicles may double or triple the efficiency of current vehicles. Bunlara ilave olarak alternatif yakıt araçlarındaki ve petrol bazlı araçların ikisinde de olan son gün zamandaki gelişmeler, burada boğutla beraber ikisini de kastettiğini söylüyor. Son zamanda meydana gelen gelişmeler ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu mevcut araçların tasarrufunu, etkinliğini 2 katına, 3 katına çıkarıyorlarmış. Some of these new technologies include electric vehicles, which combine an engine with an electric motor and fuel cells which produce electricity by converting a fuel into water. Bu yeni teknolojilerin bazıları elektrik araçları içermektedir diyor. Ki bu elektrikli araçları 2 tane which'li cümleyle, dikkat ederseniz arkadaşlar which combine ile başlıyor ve which produce ile başlıyor. 2 cümleyle açıklıyor. Nasılmış bu elektrikli araçlar arkadaşlar? And which combine an engine with an electric motor and fuel cells. Yani bir motora sahipmiş. Bu motor neyle arkadaşlar? Hem elektrik motoruyla fuel cells yani yakıt pillerini birleştirilmiş. Ve aynı zamanda bu araçlar, elektrik araçlar elektrik üretilmiş. Nasıl üretilmiş arkadaşlar? A fuel into water. Yani converting a fuel, yani bir yakıtı suya dönüştürerek elektrik üretirmiş arkadaşlar. Two basic issues motivate the research into advanced fuels and vehicles. İki temel mesele araştırmayı ilerlemiş, yani gelişmiş yakıtlara ve araçlara doğru ne yapar diyor arkadaşlar? Güdülemektedir, hareket ettirmektedir diyor. Motivate burada güdülemek demektir. These are the dependence on important petroleum and the increase in air pollution caused by vehicle emissions. Bunları da şu şekilde açıklıyor arkadaşlar. İthal edilmiş petrole bağımlılık ve bu araçların emisyonundan kaynaklanan hava kirliliğindeki artış şeklinde iki neden olarak da açıklıyor. Governments in many developed countries have set aside huge sums of money from their national budgets for research in these areas. Birçok gelişmiş ülkelerdeki hükümetler set aside ayırmak demektir. Çok fazla miktarda, devasa miktarda paraları ayırmışlardır diyor. Ne için? Yani bu milli bütçelerinden ayırmışlardır diyor. Ne için diyor? Bu alanlarda araştırma için diyor. Some governments have also passed laws to encourage businesses and individuals to purchase FEVs, although there is not much they can do about the existing old technology vehicles which people still use. Burada açıklamaya olduğu bölümden başlayacağız arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şey olmamasına rağmen ne için yapacak? Mevcut, existing mevcut demek arkadaşlar. Mevcut eski teknoloji araçları hala kullanan insanların olmasına yapabilecek bir şey olmamasına rağmen, yani eski nesil araçları kullanıyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmamasına rağmen bazı hükümetler aynı zamanda ne yapmıştır diyor? İş alanlarını ve AFV'leri almak için bireyleri teşvik etmek maksadıyla kanun çıkarmışlardır. Pass law, kanun çıkarmışlardır diyor. In the course of time, however, everyone will be using FEVs as there will be no other type of vehicle on the market. In the course of time, zamanla demektir arkadaşlar. Zamanın geçmesiyle birlikte, zaman ilerledikçe, gene biraz önce söylediğimiz gibi çok alanda kullanacağınız ve konuşmanızı veya okuma becerinizi veya anlama becerinizi daha böyle renklendirmek maksadıyla güzel bir ifade. Zamanla birlikte. Burada as de çünkü anlamında kullanılmaktadır. Pazarda, piyasada başka bir araç tipi olmayacağı için diyor. As burada çünkü demiştik, because demiştik. Olmayacağı için zamanla herkes ne yapacak diyor arkadaşlar? AFV'leri kullanıyor olacaklar diyor. Evet arkadaşlar, burada da açıklama olarak parçamızı hem gramer hem kelime hem de anlam açısından kendimizi geliştirecek şekilde birçok not alacağımız konuları burada öğrenmiş olduk arkadaşlar ve anlama becerimiz çok arttı. İlk önce ne yaptık arkadaşlar? Bir fikir edindik. Daha önceki tecrübelerimizden ne kadar anladığımızı test ettik. Şimdi de o boşlukları doldurup detaylı olarak açıkladık ve parçayı tamamen öğrendik. Şimdi de arkadaşlar bu öğrenmenin yanında aklımızda ne kaldığını daha iyi şekillendirmek için bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız ve bu parçayı çalışmayı bitireceğiz. Hadi başlayalım. Energy efficient vehicles. Each year, 65% of the petroleum consumed in the world is used for transportation. As a result, vehicle emissions have become the leading source of air pollution today. However, recent advances in technology are helping increase fuel efficiency and reduce toxic substances which vehicles discharge into the air. One way to improve vehicle performance and at the same time reduce emissions is to make changes in the composition of petroleum-based fuels like gasoline and diesel fuel. Such new types of gasoline are developed using improved methods and they contain fuel additives to increase the oxygen content. This decreases harmful emissions such as carbon monoxide. Moreover, new diesel fuels which have lower sulfur contents or which are produced from clean-burning natural gas help vehicles with diesel engines achieve lower emissions. In addition to advanced petroleum-based fuels, researchers are rapidly developing alternative fuels such as electricity, ethanol, natural gas, and propane, which reduce or entirely eliminate harmful emissions. In the future, scientists will probably generate these fuels from renewable resources, for example, ethanol from corn or electricity from wind energy. However, this is not possible for some fuels, such as natural gas and propane. In an effort to increase fuel efficiency and to decrease air pollution, researchers are also making improvements in vehicle design, components, and materials. Alternative fuel vehicles, AFEVs, which can either alternate between two fuels or operate on a mixture of two fuels, are now available. In addition, recent developments in both AFEVs and petroleum-based vehicles may double or triple the efficiency of current vehicles. Some of these new technologies include electric vehicles, which combine an engine with an electric motor and fuel cells, which produce electricity by converting a fuel into water. Two basic issues motivate the research into advanced fuels and vehicles. These are the dependence on imported petroleum and the increase in air pollution caused by vehicle emissions. Governments in many developed countries have set aside huge sums of money from their national budgets for research in these areas. Some governments have also passed laws to encourage businesses and individuals to purchase AFEVs, although there is not much they can do about the existing old technology vehicles which people still use. In the course of time, however, everyone will be using AFEVs, as there will be no other type of vehicle on the market. Bu şekilde 3 defa tekrar ederek çalıştığımız için parçayı arkadaşlar sular seller gibi anlayacak duruma geldik. Ancak size tavsiyem arkadaşlar, bu şekilde bir defa videoyu dinleyip kapatmayın. Bir defa daha üzerine geçerek tekrar yaparsanız ve bunu bir hobi alışkanlık haline getirirseniz arkadaşlar, göreceksiniz ki İngilizceniz çok hızlı gelişecektir. Bunu sıkıldım gibi bir bahaneyle lütfen örtüp üzerine geçmeyin. Çünkü sevdiğiniz bir şeyden sıkılmanız mümkün değildir. Sıkılıyorsanız bu çalışma tarzını bırakın arkadaşlar. Yani böyle bir çalışmayı bırakın. Aksi takdirde başarılı olamazsınız. Ama tekrarla benim dediğim gibi sıkılmadığınız bir zamanda önünüze tekrar açıp bu parçayı tekrar böyle çalışırsanız göreceksiniz ki maksimum verim elde edersiniz. Bir sonraki parçayı hani açıklaması olarak okuyoruz arkadaşlar. O zaman daha iyi anlıyor duruma gelirsiniz. Çünkü çok şey öğrenerek geçmişten günümüze getirmiş olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.